Herkese merhabalar arkadaşlar. eFootball 2024 mobilde yeni bir gameplay ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün yeni transferlerimizle sahaya çıkacağız. Ödegaard ve Van Dijk'ı bulduk haftanın oyuncularından. Hadi bakalım, rakip geldi bu arada. İleri dedik. Performansları nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Uzun zamandır da gameplay çekmiyorduk arkadaşlar. Rakip geldi. Bir Arap rakip mi acaba bu? Olabilir. Hemen takımımızı şöyle bir gösterelim. Takımımızı bu şekilde kurdum arkadaşlar. Bugün Kevin De Bruyne de A geldiği için onu da oynatıyorum. Güçlendirilmiş Kevin De Bruyne. Muhammed Salah A geldi ama kondisyon derecesi niye sağ tarafa doğru bakmış? Neyse, değişiklik yapmayacağım. Rakip takımın kadrosunu da şöyle bir gösterelim. Rakip takımın kadrosu da bu şekilde. Bakalım. Biz de kadromuz bu şekilde. Bu hafta Donnarumma A gelmişti. Garnacho yine kondisyon derecesi B geldi. Salah A geldi. Ödegaard zaten A. Kevin De Bruyne A. Hakan Çalhanoğlu'muzu da uzun zamandır denemesini yapmamıştık. O maçta, bu maçta onu da görmüş olacağız hep birlikte arkadaşlar. Uzun zamandır da 4-2-1-3 oynuyoruz arkadaşlar. Biraz bazen ya bu diziliş biraz momentuma çok çabuk giriyor. Çok fazla tercih etmiyorum aslında ben bu dizilişi ama birkaç gündür biraz Lionel Messi'yi oynatamadığım için diğer benim kendi dizilişlerime sürekli oynadığım diziliş 4-4-2'de Messi'yi kullanamadığım için biraz bu dizilişle devam etmek istedim. Haydi bakalım, inşallah bol gollü, bol pozisyonlu güzel bir maç olur. Virgil van Dijk, De Bruyne, Hakan, Şevşenko. Şevşenko'ya bu arada Ödegaard, atamadık pasımızı. Salah, Ödegaard. Toparlayamadık topu. Yine bizde top. Ödegaard, çektik topu. Lan sağ ayağınla niye vurdun sen, solaksın? Şevşenko'ya da, Şevşenko'dan bahsediyordum. Bu hava üstünlüğünü en son becerilerde bulmuştuk hatırlarsanız. Bir tanesini Şevşenko'ya verdim arkadaşlar. Şevşenko benim sürekli kullandığım forvetlerden bir tanesi. Eğer Rummenigge gelirse birinde herhalde Rummenigge'ye veririm. Şevşenko, Şevşenko vur artık, vur. Vur. Ödegaard'dan güzel bir pas geldi. Şevşenko! O mesafeden kaleci çok iyi çıkarttı lan. Aa! Harbiden helal olsun. Bir de yani üstüne de gitmiyordu ha. Köşeye doğru gidiyordu top. Kaleci iyi çıkarttı. Helal olsun. Ön direğe Van Dijk'ı ayarladık. Virgil Van Dijk'ı ön direğe ayarladım. Van Dijk, o topa nasıl vuramadın lan? Fiziksel temasın, sıçraman bilmem neyin. Rodri miydi orada topu alan? Rodri vurdurtmadı sanırım. Biraz çok ofansif çıktık ama bu maç. Ödegaard güzel ver kaç. Ödegaard! Martin Ödegaard! 1-0. Şevşenko ile çok güzel bir ver kaç yaptı. Güçlendirilmiş Ödegaard'ımız. Vallahi şey konusunda çok şanslıyım ya. Haftanın oyuncularında şanslıyım ama normal paket açılımlarında çok kötüyüm. Her hafta iki tane güçlendirici oyuncu mutlaka buluyorum. Valla şansımız yaver gidiyor ama. Ödegaard. Ödegaard. Önünde güzel bir boşluk. Ödegaard. Ah be. O çalımı o tarafa doğru neden yaptın ya? Bravo. Bravo. Bir ara pası Şevşenko'ya doğru gelmedi. Korner. Dediğim gibi yani Player of the Week'lerde çok şanslıyım ama Hakan'ı biliyorsunuz son 4 top kala geldi. Van Dijk bu sefer yapıştır oğlum. Virgil Van Dijk vurdu. Olmadı. Güçlendirilmiş Van Dijk. Hava hakimiyeti çok iyi aslında. Ön direğe de ayarlamıştık zaten ayarlarımızdan. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Kaleciyi açıyorum. Açtım kaleciyi. Müdahale edemedik. Neyse, müdahale edemedik. Kaleciyi de açtık ama işe yaramadı. Sherlock. Bu Sherlock da var bende. Ama bu hafta kondisyon derecesi C galiba. O yüzden oynatmaya gerek yok. AB olduğunda çünkü güçlendiricileri kullanabiliyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın hala bu konuda bilgisi yok. Aslında anlatıyoruz her hafta ama güçlendiriciler A veya B olduğunda iş görüyor. Özellikle A olduğunda. Yani B olduğunda tamamen kullanmıyor ama A olduğunda kullanıyor. Hafu. Hafu Ödegaard'a verdik. Hafu da sol ayak yok diye onunla vurayım istedim ama olmadı. Roberto Carlos adamsın. Ödegaard.
Ödegaard. Plase'yi vurdu köşeye. Oğlum bu kim lan? Mamada. Oğlum o nasıl bir kaleci lan? İsmini bile okuyamadım. Bravo De Bruyne. Aslında De Bruyne, Ödegaard, Hakan çok fazla güzel orta gollü getirir. Ya işte abi sağ tarafta bazen yani sol ayaklı oyuncular tamam iyi hoş güzel oluyor da böyle işte orta açamayınca da çıldırıyorum ya. Shevchenko, Ödegaard. Plase'yi vurdu! Ödegaard! Harika bir gol! Basma izleyelim. Basma izleyelim. Çok güzel. Harika. Böyle bombeli gitti. Kaleci hiçbir şey yapamadı. Ødegaard. Harika bir gol. İki golle başladı Ødegaard. Araya doğru Şevşenko'ya olmadı. Hakan. İlk yarıda son saniyeler derken ilk yarının sonlarına doğru Ødegaard'dan harika bir gol geldi. 6 şut çekmişiz. 6'sı da kaleyi bulmuş. Ama maçta 2 gol var. Güzel 2 gol izledik Ødegaard'dan. İlk gol de güzel. Fena değil. Yani Şevşenko ile güzel bir verkaç yaptı. Gitti köşeye vurdu. Bitiriciliğini gösterdi. Bir iki topu kötü vurdu ama bu vuruşu çok iyiydi. En son vuruşu. Gol gerçekten ben beğendim. Gerçekten seyir zevki güzel bir yani göze hitap eden güzel bir gol oldu bence. Hadi bakalım ikinci yarıda neler yapacağız. Rakibin onaylamasını bekliyoruz. Yani haftanın oyuncularında dediğim gibi arkadaşlar şans bazen yani gerçekten iyi gidiyor. Güzel oyuncular bulduk. Geçen hafta Haaland'la Declan Rice'ı bulduk. Bu hafta Ødegaard'ı bulduk. Van Dijk'ı bulduk. Ondan önceki haftalarda da yine kimleri bulmuştuk? Charlotte'u falan bulmuştuk. Onu istemiştim mesela. Vinicius Junior'ı bulduk mesela. Yani gerçekten güçlendirilmiş Epic. Yani Play of the Week'lerde güzel şansımız yaver gidiyor ama Epic'lerde maalesef Jortingen. Hakan'ı istedik. Son 4 top kala verdi. Bütün oyuncuları verdi. Hakan'a en son verdi. Biz de Rodri, Hakan Çalhanoğlu bravo. Shevchenko, Ødegaard. Diğer tarafı gördü. Önüne doğru çok güzel bir pas. Ayağının dışıyla, sol ayağının dışıyla atsaydın çok daha güzel falso olurdu. O topu yakalayamazdı ama sağ ayağıyla verdi pası. Ødegaard. Shevchenko iyi aldı önüne. Shevchenko! Shevchenko önüne çok iyi aldı. Çok güzel bir bitiricilik. Ødegaard'dan 2 gol bir asist. Ødegaard. Shevchenko da bitiriciliğini gösterdi. Gerçekten benim 1 numaralı forvetlerimden bir tanesi zaten. Bir de yanına Rummenigge. Güçlendirilmiş Rummenigge olursa. Tamam zaten daha forvet aramaya da gerek yok. Ødegaard. Verkaç yaptık da nasıl bir verkaç yaptık ya ben de anlamadım ki. Kaç o harika bir pas. Şevşenko. Ödegaard'ın pası nasıl ama? Ödegaard'ın aradan verdiği pas nasıl ama? Çok iyi. Şevşenko da çok güzel. Ofsayta yakalanmadan. Çok güzel paslaşmalar. Ödegaard olmadı. Önüme istediğim gibi alamadım. İstediğim yapamadım. Şevşenko'dan çok güzel bir tek dokunuş geldi. Neymar. Offside. Offside tamam. Güzel. 4-1 yaptık bir anda. Ødegaard'ın 2 asist, 2 gol. Öyle mi oldu? Bakıyorum aynen. Shevchenko da 2 gol, 2 asist yaptı. Ha? Yani artık maçın gittiğini sanırım anladı biraz. Biraz değil bayağı bir. Donnarumma. Shevchenko indir oğlum. Boşuna sana hava üstünlüğünü boşuna vermedik. Yaptık verkacımızı. Muhammed Salah. De Bruyne gelmedi. Alır mıyız? Alır mıyız? Baskı yaptık. Alamadık. Çıkarttı oradan. Luka Modric. Cafu. Shevchenko indir oğlum. Shevchenko zorladı ama indiremedi. Oğlum nasıl bir pas lan?
Adam kıtalar arası pas atıyor, geçiyor ya. Bir tane bizim oyuncuya denk gelmiyor. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Maço. Berkacı. De Bruyne. Abi şu oyuncu takibi artık eskisi gibi değil ya. Oyuncular mesela eskiden bu kadar iyi takip etmiyordu. Abi pasları atamıyoruz ya. Şaka gibi. Aa, oyun var ya mala bağladı bir. Şevşenko. Ödegaard. Alamadım yine. Enerjileri bitti oyuncuların. Orta sahayı biraz şey çok fazla ofansif tuttuk. Pas yüzdeleri çok yüksek oyuncularla çıktık. Kevin De Bruyne, Hakan, Ödegaard, Garnacho, Roberto Carlos. Kesti ortayı Roberto Carlos. Ön direkte bir de Virgil van Dijk'a gol attırsak 10 numara 5 yıldız olur ama denedik olmadı. Van Dijk ön direğe doğru koşarsan arkaya mı gitti biraz aynen. Şevşenko'ya doğru geldi ama olmadı. Bizde. Abi pası atamıyorum ya. Abi 4 golden sonra oyun mantara bağladı. Harbiden mantara bağladı. Maldini yersin oğlum onu. Bu Donnarumma. Çok iyisin. Donnarumma harikasın. Eyvah eyvah Donnarumma. Donnarumma. Abi 4. golden sonra var ya oyun öyle bir mantara bağladı ki. Yani ne pas atabiliyoruz, ne şut atabiliyoruz, ne oyuncular ilerliyor, oyuncuların enerjileri bitti. İstatistiklere 8'de 8 yapmışız. Son pas 66 isabetli. Bir de bakalım şey maçın yıldızı kim? Rakip takımda Sherlock. Şevşenko mu? 2 gol 2 asist. Yani Ödegaard da 2 gol 2 asist yaptı. Allah Allah. Enteresan. Yani bence ikisi de aynı puanı almalıydı. Tamam hadi Şevşenko ama Şevşenko'nun abi Ödegaard'ın attığı gol daha iyi değil mi ya? Bence. Neye göre acaba bunu puanlamayı verdi ki acaba? Bilmiyorum ama bence yani maçın yıldızı Ödegaard olduğunu düşünüyorum ben. Güzel goller attı çünkü. Ha Şevşenko'nun golleri de fena değildi ama Ödegaard bence daha güzel gol attı diye düşünüyorum. En güzel golü o attı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar kısa bir değerlendirme yapacak olursak Ödegaard gerçekten güzel bir performans sergiledi. Zaten kaç maç yaptık bilmiyorum ama şöyle bir bakalım. 6 maç yapmışız. 6 maçta 2 gol 4 asist yapmış. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi Van Dijk'la zaten defans oyuncusu çok fazla bir şey yapamadık. Ön direkte gol attırmaya çalıştık ama performanslarını beğendim arkadaşlar. Güzeldi. Oyuna renk kattığını düşünüyorum. Ödegaard'ın vuruşları biraz şey gibi duruyor ama yani hafif gibi geldi bana. Şut gücü de 91 olmasına rağmen sanki böyle şut böyle hafif böyle şut gücü sanki 80, 81, 82 gibi gitti. 91'i yani yansıtmadı gibi hissettim biraz. Onun dışında iyi oyuncuydu. Bir de çift vuruş olsaydı çok güzel olurdu. Marsilya dönüşünü farklı yapıyor. Yani bildiğimiz klasik Marsilya dönüşü değil de topun üstünden dönerek yapıyor. O biraz sıkıntılı. Normal düz Marsilya dönüşü yapmış olsaydı çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar videomu burada noktalandırıyorum. Sizler de mutlaka görüşlerinizi, fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.